Herkese merhaba arkadaşlar, beni Dalgalı. Bugün sizlerle beraber makyaj izleyeceğiz. Ya biliyorsunuz makyaj artık günümüzde kadınların vazgeçilmezi oldu diyebiliriz. Okula giderken, işe giderken, oraya giderken, buraya giderken her yerde makyaj yapılıyor. Ve bunları yaparken nasıl zorluklar çekiyorlar? Yaptıktan sonra nasıl bir değişim yaşıyorlar falan filan, bunların hepsine bakacağız yani. Makyaj bir kadını aşırı derecede değiştiriyor bence. Ya benim bir tane sevgilim vardı. Düşünün, benim. Benim bile vardı. Hep makyajlı görüyordum, çok güzel geliyordu bana. Bir kere makyajsız gördüm. Allah beterinden saklasın. Düşmanın başına vermesin. Ondan sonra ayrıldık. Ben de sevgili dedim ya, şimdi dıgılandım be. Ne zaman olacak ya? Ne zaman? Aklıma bir şey geldi. Hani bak, ne zaman olacağını kim bilebilir sizce? Sizce bir düşünün bakalım. Tabii ki Bongo. Bongo'ya yazacağım ya. Yazacağım, benim ne zaman sevgilim olacak? Ne zaman benim aşk hayatım olacak? Yeter, bıktım bu dünyadan. Oğlum makyajdan buraya nasıl bağladım ben ya? Neyse, yazıyorum. Aşk hayatı Ali İbrahim Dalgalı, Ankara. Vallahi geçen sorduklarımın hepsini bilmişti. Bu sefer de aşk hayatım ne olacak onu bakalım, bekliyorum. Geldi mesaj. Bongo, Halil'in spor salonunda uzun boylu sarışın. Bir dakika. Uzun boylu sarışın. Hani vallahi sarışınları da seviyoruz yani. Ama bir dakika. Spor salonuna gittiğimi nereden bildi? Ben bir aydır gidiyorum spor salonuna. Yemin ediyorum var ya bak, bu odada kamera var. Bulacağım. Nerede o? Abi başka bir türlü bilmesi imkansız ki. Neyse tamam, sarışının radarındaymışım. Prensesin baş harfi P. Spor salonunda P. Pelin, Pınar. Vallahi bugün akşam spor salonuna gidecektim. Bütün kızların adını soracağım yani. P harfiyle başlayan varsa hop. Kaan'la yakın zamanda aşka neden küstüğünü konuşmuştunuz brocum. Ama sanırım yeşil ışık yakmanın vakti geldi. Kaan dedi burada Mustafa, en yakın arkadaşım, artık onu biliyor yani. Yeşil ışık yakalım. Sen diyorsan yakalım Bongocum. Bakalım artık, kısmet ya. Siz de aşk hayatınızı öğrenmek istiyorsanız 5323'e aşk hayatı yazıyorsunuz. Adınız, soyadınızı yazıyorsunuz, şehrinizi yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Size de böyle brocum, bongocum aşk hayatınızı söylüyor, bakalım sizinkini bilebilecekler mi? Sizinkini de bildim, aşağı yorumlara bekliyorum. Nerede kaldıydık? Makyajdan buraya nasıl geldik biz ya, Allah aşkına? Makyajdı ya, konumuz makyajdı. Açıyorum. Ey, o ne? My God, it popped. Kalemin boyası mı döküldü, ne o? Aha, erkekler makyaj yapıyor. Benim de böyle bir videom vardı. Makyaj bir videom vardı. En pişman olduğum videolardan birisi. Yapmaz olaydım. Yalnız ben bunlardan güzel yaparım bu arada. Bir tane daha çekeceğim. Daha güzel yapacağım. Ne oluyor lan? Ağlıyor mu? Şu an gülsem mi bilemedim. Şimdi ağlıyor sonuçta. Ama konuyu bilmiyorum. Abi o çok kötü bir şey ya kızlar için. Ağlayınca gidiyor ya böyle. Makyaj falan. Ya yapmayacağım dedim, kendimi zor tutuyorum. Ya arkadaşlar kusura bakmayın, şu an yani ben bunu yapmak istiyorum. Şunun bir ekran görüntüsünü alayım. Şuraya şöyle. Ablacım sen de izliyorsan kusura bakma ama çok içimden geldi be. Şuraya da E harfimizi şöylemesine koyduk mu? Bitti. Bence mükemmel yani, çok güzel olmadı mı? Ama bunu yapmam lazımdı gerçekten yani. Özür diliyorum, videoya devam ediyoruz. Böldüm. Kusura bakmayın. Yalnız bu videoyu anlamadım ne olduğunu. Makyajı yanlış yapmış sanırım. Hep de bu eyeliner diyorlar sanırım. Gözün üstüne sürenler hep onda hata oluyor. En zoru o sanırım. Ay. Vallahi iyi ki makyaj gibi bir derdim yok ya. Hello. Hadi be, bak üste bulaştım serde. Bunu baya böyle sanat eseri gibi yapman gerekiyor herhalde. Aga be, bak. Azıcık bir şey gitmiş orada, yamulmuş. Bu güzel değil mi? İyi yapmış gibi duruyor. Ben mi anlamıyorum yoksa? Okay, eyeliner time. Baya makyajdan anlamadım, belli ettim şu an. And other side. Oh no. Oh ya no. Abi çok kötü. What? Rahatsız edici video ya bu bildiğin. Heh bak, en mantıklısı bu. Böyle bant koyup yapıyorlar ya böyle. Görmüştüm birkaç yerde de bu biraz saçma yapıyor sanırım. Bu ne oğlum? İnşallah gerçek değildir yani. Gülersem çarpılırım. Al işte bak, bu da çok kötü yapmış bak. Burası gitmiş böyle.
Bir de bunu baştan silip yapması zaten sıkıntı ya. Silyon böyle yayılıyor ya, daha demin gördüğümüz gibi. Aha. Yalnız bu eyeliner aşırı değiştiriyor ya. Hani şunu yaptığın an başka biri oluyorsun direkt yani. Ay. At yüzü böyle, orayı böyle kes at. Ne yapıyorsun hacı abla? Abla. Bence güzel yaptı. Değişik yani, kuş gibi duruyor böyle. Kuş desenli bir şey gibi duruyor. Güzel oldu yani. Ah bak. Bize göre sol taraftaki gözü çok güzel olmuş. Aa, bu da çok güzel. Bence çok başarılı bu arada. Benim çok hoşuma gitti. Eyeliner dediğiniz böyle yapılır. Bak kızlar, ders alın. Bence o da güzeldi. Aa bak, bunu biliyorum. Bunu bir videomda izlemiştim. Makyaj kazaları mıydı, hatalar, öyle bir videom vardı yine. Abi çok kötüydü bu. Aha bak, göze soktu bildiğin, böyle göze yapıştırıyor. Çıkartıyor bantları. Geçen gün de acı dedim de şu an komime gitti yani. Bayağı içine sokmuş. Oğlum göze bak. Beyazlığı kalmamış gözün. Bak şimdi yine acıdım. Ağlayınca şimdi dayanamıyorum ya. Heh tamam, ağlaması geçmiş, gözü de geçmiş. Bu sefer makyaj hataları falan değil. Bu sefer makyajın gücü. Makyajın gücünü gösteren bir video izleyeceğiz. Ya yeter ya. Ya valla. Kimleri kandırıyorsunuz, kim bilir böyle. Bütün herkes adına konuşmuyorum. Bu videodakiler için söylüyorum bak. Ne kadar tatlış bir Koreli, Çinli, Japonlu artık neyse. Şimdi bakıyoruz. Geliyor. Ha, o kadar da şey de olmadı. Beklediğim kadar. Çüş. Sinirlendim. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Aynı kişi değil herhalde. Büyük ihtimal dalga geçiyorlar, komik. Hani aynı kişi olacağını sanmıyorum pek. Diyerekten kendimi rahatlatıyorum. Derin derin nefes alıyoruz erkekler. Evet. Ha değişti. Bak çok tatlı, çok güzel bir kız. Çok güzel bir kadın. Şimdi geliyor. Diğer yüzünü göreceğiz. İkinci bir yüzünü. Aa göstermediler lan. Niye göstermediler oğlum? Heh bak. Şimdi makyajın gücünü görüyorsunuz. Bak heh, eyeliner sürdü direkt gitti başka. Başka bir insan oldu zaten şu an. Allah'ım. Oğlum ciddi misin? Bak bunun adı Hacı Hojen ya. Tamam mı? Bak şu an gördüğünüzün adı Hacı Hojen ya. Bilmiyorum da sallıyorum. Hacı Hojen ya bunun adı. Bunun adı da Necmiye teyze. Arada çok fark var bence. Atlıyorum bunu. Bir daha görmek istemiyorum. Bu ne lan, filtreli gibi duruyor. Snapchat filtresi gibi duruyor. Şimdi makyajlarını silecek herhalde. Aha. Kiprik gitti zaten. Kiprik. Oğlum kaşının yarısı gitti. Buradan da bir kapak fotoğrafı alırız. Ben bir şey demiyorum ya. Ben buradan bir şey demiyorum yani. Dayanamıyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Bu bildiğin dayanabilme challenge. Bunu da yeni buldum ha. Aslında güzelmiş, bunun devamını getirelim. Dayanabilme challenge. Oğlum yeni burun yaptı ya. İnanılmaz ya. Şuna bak. Bak şimdi burnun... Tamam hadi yapıyorsunuz. Güzel, hoş da yani. Bir de şuna bir çare bulun ya. Buna da böyle bir şey yapalım şuradan buradan böyle. Kadınlara karşı güvenim bitti. Yeşil tiki bir daha yakmayalım ya. Yemin ederim moralim bozuldu ya.
Moralim düzeldi falan. Bu şey değil mi ya? Çirkinden güzele dönme akımı vardı ya bir ara. Bayağı popülerdi. Oraya bağladı şu an video. Videonun amacı bu muydu? Siz daha devam edebiliyor musunuz? Erkekler bak size soruyorum, yorumlarda bekliyorum. Devam edebildiniz mi? Sonuna kadar izleyebildiniz mi benimle beraber? Cidden merak ettim yani şu an. Çünkü ben video olmasaydı şu an kapatmıştım mesela yani. Başkasının videosu olsaydı kapanmıştı yani video şu an. Devam etmek istemiyorum. Gerçekten etmek istemiyorum. Şu an hani devam edenler vardır belki aranızda. Onlar için sırf devam etmek istiyorum ama etmek de istemiyorum yani. Kulaklığı bir daha takasım gelmiyor. Diyecek çok şeyim var. Şu an içimde tutuyorum. Ağzımdan çıkacak bir sürü şey var ama demeyeceğim. Makyajın bir kadını, bir insanı nasıl değiştirdiğini görmüş olduk. Bu sayede zaten biliyorduk ama yani biraz daha arttırmış olduk bilgimizi. Bilgilendik. Neyse çok da şey yapmayalım yani, kendi tercihleri sonuçta. Videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz aşağıdan like atarsanız çok sevinirim. Bu neydi ya? Hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.